Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Instagram hesabımda paylaşmış olduğum ve sizlerden gelen yoğun talep ile tarifini paylaşmaya karar verdiğim bu örgü eşeğimin yapımını paylaşacağım. Amigurumi tekniği kullanarak yapmış olduğum bu eşeğimin yapım videolarını birkaç parça halinde paylaşacağım. Ben bu eşeği örerken sayılarını yazmamıştım. O yüzden şimdi birlikte sizlerle örerken sayılarını çıkarmış olacağım ben de. Tüm tekniklerini, detaylarını, dişlerini, gözlerini, kulaklarını, her şeyini birlikte burada öreceğiz. Bir de şu şekilde döndürelim. Evet. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma ben şimdiden kolaylıklar diliyorum ve yapımına başlıyorum. Kullanmış olduğum ipin markasını aşağıda yorum kısmına bırakacağım, açıklama kısmına bırakacağım. Zaten kullanmış olduğum tığ numaram da 1,75 milimlik bir tığ. Arzu ediyorsanız sizin elinize uygun olarak 1,5 ya da 1,60 milimlik tığ da kullanabilirsiniz. Tamamen elinizin alışkanlığına göre tığınızı seçebilirsiniz. Ben ilk ayaklarla başlayacağım. Ayaklar için de ilk toynakları yapacağız. Şimdi bunun için siyah ipimle ben yapacağım. Tabii sizler renk seçimlerinizi kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Toynaklar için şu parçalardan 4 tane yaptım. Ben aslında zürafa mı ören arkadaşlar aynı tekniği kullandığımı göreceklerdir. Zürafanın toynaklarıyla aynı şekilde ördüm toynakları. Nasıl yaptım? 3 tanesini hazır ettim. Dördüncüsünü birlikte yapacağız. İlk olarak altılı sihirli halka ile başladım. Daha sonra 12'ye, daha sonra 18 ilmeğe çıktım. Bu parçadan 2 tane ördüm. İkincisini ördükten sonra ipimi koparmıyorum. Bunları birleştireceğim. İpimi koparmadım. Yine bunda da 18 tane ilmeğe kadar çıkmıştım. İpimi koparmadığım olan parçayla başlıyorum. İkisine ilmek kaydırma denilen teknikle birleştireceğim. Şu şekilde bir buradan bir buradan alacağım. 18 tane ilmek kaydırma yapmak suretiyle bu iki parçayı birleştiriyorum. Bu şekilde 2 3 4 5 5 6 7 Bu şekilde iki parçayı birleştireceğim. Şimdi düz yüzünü kullanacağım için bu ilmeği ters tarafa aktaracağım. Bunun için şöyle bir işlem yapıyorum. Yukarıdan, yani şu ipin çıktığı yerden tığımı batıyorum. Buradan çıktım. Bu ilmeği aldım ve diğer tarafa geçirdim. Ve böylelikle örgümün yönünü istediğim yere ayarlayabiliyorum. Bu tekniği diğer bütün oyuncaklarınızda kullanabilirsiniz. Örgünüzün diğer yüzünü kullanmak için ilmeğinizi böyle istediğiniz yere aktarabilirsiniz. Şimdi bundan sonra ben gri renkli ipe geçip oradan devam edeceğim. Şimdi gri ipe geçeceğim. Gri renkli ipe. Bunun için önce renk değiştirmem gerekiyor. Şurada rengi değiştirmek amacıyla bu şekilde aldım. Zaten renk değiştirmeyi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Gri renkli ipe geçiş yapıyorum. Buradan sonra bacakları oluştururken aslında zürafanın bacaklarıyla aşağı yukarı aynı sayıları kullandım. Sadece bunun bacak boyunun daha kısa olması gerekiyor. Dolayısıyla sayılarda birazcık oynama yaptım tabii ki. Ben sayıları zaten ekrana bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde bacaklarını örmeye başlıyorum. Şimdi kullanacağım kısımlar, umarım siyah ip de belli oluyordur. Bu şekilde. Şunları da ben içeriye alacağım bir iki sırada. Tekrar sonra uğraşmamak için. 8 tane öreceğim. Bakın şu en sondaki parçaları alıyorum. Şöyle tekrar görebilmeniz açısından. Şuradaki parçayı alarak 3 oldu. 4 oldu. Artık şunu arka tarafa alıyorum. Şuradan 5
Bu şekilde. 6, 7 ve 8. Ben bu tekniği bebeklerimin ayakkabılarında da kullanıyorum. Ayakkabının tabanının bu şekilde düz görünmesini sağlıyor. Benim hoşuma gidiyor bu teknik. Uzun zamandan beri de yıllardır diyebilirim kullanıyorum. Şimdi 8 tane ördükten sonra bir tane azaltma yapacağım. Azaltmayı şu şekilde yapıyorum. Bir tane bundan alıyorum. Bunu hiç örmeden hemen yandaki ilmeğe de battım. Böylelikle iki tane ilmeği almış oldum. İkisini birlikte örüyorum. 8 ilmekten sonra bir tane azaltma yaptım. Daha sonra 7 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonraki ilmeğimi de artırma yapacağım. Çift batacağım. Böylelikle 18 ilmeğimde bir tane azaltma, bir tane artırma yaparak yine 18 ilmeğe ulaştım. Yani ilmek sayımda aslında değişiklik olmadı. Sadece şurada birazcık girinti, burada da biraz çıkıntı oluşturmuş oldum. Bu yapmış olduğum işlemi 3 sıra boyunca devam ettireceğim. Daha sonra gerekli artırmaları, azaltmaları yaparak bacak formunu vereceğim. Sayıları ekrana bırakıyorum. Toynağın alt kısmında ben gerekli artırma ve azaltmaları yaparak diz kısmına, diz kapağına kadar geldim. Dört bacak içinde buraya kadar olan parçaların sayıları aynı olacak. Ön bacak ve arka bacak için, ön bacaklar ve arka bacaklar için buradan sonraki artırmalarda bir takım farklılıklar olacak. Çünkü arka bacakların daha tombul olması gerekiyor üst kısımlarının. Dolayısıyla oradaki farklılıkları da zaten ben sayılarını ekrana bırakacağım. Doldururken artırma ve azaltma kısımlarındaki artırma ve azaltma kısımlarındaki şu kısımları doldururken şekil vererek doldurursanız görüntüsü, örgünüzün görüntüsü daha muntazam olacaktır. Ve böylelikle zaten buradaki artırma ve azaltmaları yapma amacımız da amacına ulaşmış olacaktır. Bu toynağı istediğimiz şekli, yani görmeyi istediğimiz, arzu ettiğimiz formu bu şekilde vermiş olacağız. Bu sebeple doldururken de şekil vererek doldurmaya gayret etmenizi tavsiye ediyorum. Buradan sonraki kısımları da dediğim gibi artırma ve azaltma kısımlarını ben ekrana sayı olarak bırakıyorum. Bir tane ön, bir tane arka bacak olmak üzere ben iki tane bacağı tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi diz kapaklarının alt kısımları tamamen aynı sayıları kullanarak tamamladım diz kapağının alt kısmını. Sadece diz kapağının üstünden itibaren arka bacakta, arka kısımda daha fazla artırma yapmak suretiyle birazcık daha tombul bir görüntü elde etmiş oldum arka bacakta. Şimdi ben hem ön hem arka bacak için şuraya bir diz çıkıntısı verdim. Sizler arzu ederseniz bu arka kısma da benzer bir çıkıntı görünümü elde etmek için biraz daha fazla artırma ve azaltma yapabilirsiniz. Ben çok fazla çalışmadım açıkçası bunun bacaklarında. Yoksa buraya da bu şekilde bir arka çıkıntı daha hoş bir görüntü elde etmemize sağlayacaktı. Dolayısıyla sizler arzu ediyorsanız sayıları ona göre düzenleyip şuralarda da birazcık daha fazla çıkıntı yaparak daha detaylı bacak görünümleri elde edebilirsiniz. Şimdi bu ön bacaktan ve bu arka bacaktan birer tane daha öreceğim ve böylelikle bacakları tamamlamış olacağım. Bu şekilde ben birinci videomun, daha doğrusu eşek videomun birinci parçasını tamamlamış oluyorum. Bir sonraki videomda bacakları nasıl birleştireceğimizi, gövde kısmını göstereceğim. Boyun kısmıyla birlikte gövdeyi de tamamlamış olacağız. Son parçada da yine baş ve baştaki detayları vermeyi planlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o halde. Hepiniz hoşça kalın.